Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayı planlayıcı yani Bullet Journal videosuyla karşınızdayım. Beni Instagram'dan takip edenler bilirler. Yaklaşık bir aydır ailemin yanında Giresun'dayım. Hatta köyde bir evimiz var, orada kalıyoruz. Çünkü İpek bu hayatı gerçekten çok seviyor. Artık dönme vakti yaklaştı. Ama yine Ağustos Bullet Journal'ını köydeki evimizden çekiyorum. Buradaki yaşantımız beni çok etkiledi bu bir aylık süre. O yüzden de aslında bu ayın temasını kilim desenleri olarak seçmiştim. Çünkü böyle internette şeyleri görmüştüm. Yabancıların Çin'i desenleriyle Bullet Journal yaptıklarını görmüştüm. Ve çok hoşuma gitmişti. Neden kilim deseniyle yapmıyorum dedim. Denedim ama gerçekten çok güzel olmadı. Hani biraz basit kaçtı. O yüzden bu fikri biraz daha geliştirip böyle kilim desenleriyle bohem desenleri birleştirdim. Ve bohem bir Ağustos ayı teması kendime seçtim. Gördüğünüz gibi kapak sayfasında bir çadır var. Aslında bu bir Kızılderili çadırı. Ama tabii bohem dekorun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Üzerine de yine böyle kilim desenleri, etnik desenler var. Ben kapak sayfasını gerçekten çok sevdim. Ve bu ay kullandığım renkler de genelde hep bu renkler olacak. Bu ay sanırım benim favori aylarımdan bir tanesi olacak. Bir sonraki sayfamız, takvim sayfamız. Yine kutucuklarımı çiziyorum. 5'e 5 çiziyorum ben bu kutucukları. Her ay aslında bunları sürekli tekrarlıyorum ama yeni izleyenler olabilir. O yüzden yine söylemekte fayda var. İsterseniz tablo şeklinde de çizebilirsiniz. Böyle çizmek zorunda değilsiniz tabii ki. Diğer aylara bir göz atabilirsiniz. Çünkü bazı aylarda farklı çizebiliyorum. Ama bu kutucuk teması benim en sevdiğim tema oluyor genelde. Sayfa çok dolu dolu ve güzel duruyor. Bu kez gri kalemle biraz gölgelendirme yapıyorum. Normalde siyah kalemle yapıyorum ben gölgelendirmelerimi. Ama bu kez böyle çok öne çıksınlar istemediğim için gri kalemle gölgelendirmelerimi yapıyorum. Bu arada 32 tane kutucuk çizmişim. Ağustos 31 çekiyor. Bir tane fazla çizmişim. Neyse orada not yazarım artık. Kenara bir rüya kapanı yapmaya karar verdim. Çünkü bu da yine bohem dekorun olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yani boho dediğimizde aklımıza gelen şeylerden bir tanesi. Yine uçlara da kuş tüyleri yaptım. Ve bu kuş tüylerini de bu ayın teması olan renklere boyadım. Rüya kapanımı tamamladıktan sonra günlerimin isimlerini de yazdım ve tabii ki günleri kutucukları numaralandırdım. Ve bunları ben sarı bir dairenin içine yapmayı tercih ettim. Direkt yazabilirsiniz, çok gerek yok. Ama ben biraz böyle sayfayı renklendirmek adına bu adımı yaptım. Bu arada kullandığım kalemler Tombow Dual Brush Pen. Onların linkini yine açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım sizin için. Link bulamasam da ismini mutlaka yazacağım. Başka sitelerden bulup aratabilirsiniz. Yine sağ alt köşeye de iki tane kuş tüyü çizdim. Temamızla uyumlu olması için. Ve o altta kalan boşluğa da Ağustos yazdım. Bu yazı biraz büyük oldu. Keşke birazcık daha küçük yazsaydım dedim. Ama sayfayı doldurmak için iyi bir adım oldu. Bir sonraki sayfamız alışkanlıklar sayfamız. Ben bu sayfayı çok sevdim çünkü bu ilk fikrime biraz uygun bir sayfa oldu. İlk fikrim neydi hemen hatırlatıyorum. Kilim deseni fikriydi. Sanki böyle sayfanın üstünde bir kilim seriliymiş gibi oldu ve benim hoşuma gitti gerçekten. Yine aynı renkli kalemlerimle böyle geometrik etnik desenler çizdim. Ve bunların üzerine de alışkanlıklar yazdım. Burada öncelikle kurşun kalemle çiziyorum. Önceden hazırlığımı yaptım. Daha sonra üzerinden renkli kalemlerle geçiyorum. Tamamen nasıl rahat hissettiğinize bağlı. Bazıları hiç çizmeden direkt doodle'ın doğasına daha uygun olarak direkt çiziyorlar. Ama ben öyle kendimi rahat hissetmiyorum. Ben önceden kurşun kalemle bir şeyler karaladığımda kendimi çok daha rahat hissediyorum. O yüzden de böyle önceden çizmeyi seviyorum. Evet, alışkanlıklar yazımı yazdıktan sonra oraya sarı bir bariyer çizdim diyeyim ve bunun üzerine de alışkanlıklarımı yazdım. Uykusu, cilt bakımı, spor, video ve kitap gibi. Oraya bir tik atıyorum eğer o gün onu yaptıysam. Böylece ay sonunda gözlemleyebiliyorum neleri yapıp neleri yapmadığımı. Bir sonraki sayfamız bugün hangi moddasın? Yani bugün nasılsın?
Bugün nasıl hissediyorsan okutucu o renge boya sayfası. Bunun için bir ay figürü çizdim. Ve ayın içine de böyle yine işte taşlar, yıldızlar, kuş tüyleri çizdim. Ve bence güzel oldu gerçekten, ben sevdim. Ama çok boş oldu tabii ki. Etrafına çizdiğim yuvarlaklar bizim mood tracker'ımız. Yani ne denir ona? Mod takip edicimiz. O gün nasıl hissediyorsak o renge boyayacağız. Ve ay sonunda nasıl hissettiğimizi ortaya çıkaran bir tablo olacak bu. Ay şeklimiz birazcık bana boş geldiği için bunu siyaha boyamayı tercih ettim ben. Ama defteriniz arkaya çok fazla geçiriyorsa bunu önermiyorum. İçini boş bırakabilirsiniz. Benim kullandığım defter Rodia. Ben gerçekten çok memnunum. Birkaç farklı defter daha denedim ama benim en memnun kaldığım genelde Rodia oldu. Ve arkaya da gerçekten çok 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 az geçiriyor diyebilirim. Bu bence Bullet Journal sevenler için önemli bir nokta. Gördüğünüz gibi arkada çok az böyle bir silüet görüyorsunuz. O da beni zaten rahatsız etmiyor. Bir sonraki sayfamız yine bohem dekorum bence olmazsa olmazlarından bir tanesi olan boynuz figürüyle bu sayfayı süslemeye karar verdim. Bir geyik boynuzu çizdim ve geyik boynuzun ortasına da çiçekler ekledim. Yine aslında buradaki çiçekleri renklendirebilirdim ama tamamen çıkmak istemedim. Yine hep aynı renkleri kullandım. Ve iki boynuzun ortasına da yeni fikirler yazarak bu sayfayı tamamladım. Ben burayı genelde video fikirlerim için kullanıyorum. Siz başka şeyler için tabii ki kullanabilirsiniz. Bir sonraki sayfam harcamalar sayfam. Yaptığım harcamaları yazıyorum buraya. Buraya sadece bir çerçeve çizmek istedim. Sanki böyle etnik desenli bir çerçeveymiş gibi görünsün istedim. Çünkü böyle her sayfayı tamamen doldurduğunuzda üzerinize gelebiliyor. Çok kalabalık görünebiliyor. O yüzden böyle bazı sayfaları daha sade tutmakta fayda var. Ben sadece bir çerçeve çizdim bu sayfaya. Ve yine ortaya harcamalar yazdım. Bu yazı yazarken önce ince kalemle yazıp daha sonra kalemi aşağı indirdiğim yerlerde kalınlaştırarak yalancı kaligrafi yapıyorum. Ve genelde son sayfamız haftalık planlayıcı sayfamız oluyor. Bu sayfada yine alışkanlıklar sayfasında olduğu gibi sanki böyle üstte bir kilim deseni, kilim borduru varmış gibi görünsün istedim. O yüzden de böyle etnik desenlerimi çizdim. İstediğim renklerde boyadım. Tamamladıktan sonra da aşağıya haftalık planlayıcı için kutucuklarımı çizmeye başladım. Bu noktada birazcık gözüme boş geldiği için böyle artılar, noktalar falan ekliyorum ama hani çok gerek yok. Bu benim için yeterli derseniz çok fazla eklemenize gerek yok tabii ki. Ben böyle sayfa dolu dolu olsun diyenlerdenim. Sayfanın dolu dolu olması hoşuma gidiyor gerçekten. Ve dediğim gibi gün isimlerini yazıp direkt kutucuklarımı o günlerin etrafına çizdim. Ve yine gri kalemim yardımıyla kutucuklarımın kenarlarına gölge yaptım. Böylece güzel bir haftalık planlayıcı sayfam oldu. Toplamda 8 adet kutucuğum var. 7 tanesi günler için. Sondaki kutucuğumu ise notlar başlığı altında topladım. Oraya da böyle ekstra mesela alması gereken bir malzeme olur onu yazarım gibi düşünerek oraya bir notlar kutucuğu yaptım. Hemen kapak sayfamızın yanındaki sayfaya bir söz yazmak istedim. Kim ne der diye düşünmeyi bıraktığında mutlu olacaksın. Bugünlerde benim için anlamlı bir söz gerçekten. Hem o sayfayı da doldurmak istedim. Güzel oldu bence, yakıştı da. Yine burada yalancı kaligrafi yöntemini kullandım. İnce kalemle yazıp kalemi aşağı indirdim noktalarda. Kalınlaştırarak böyle bir görüntü elde ettim. En altına da bir kuş tüyü ekleyerek bu ayın temasını tamamladım.
Benim favori aylarımdan bir tanesi oldu sanırım. Ben gerçekten çok sevdim. Renkleri de çok sevdim. Çizdiğim figürleri de sevdim. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki ayın teması ne olsun şimdiden aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.